Herkese merhaba dostlar, ben Gölmök ve TMP Limitless 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Son videodaki yorumlardan hem de biraz kendi fikrimden dolayı Limitless 7 ile devam etmeye aslında karar verdim. Çünkü dediğim gibi o taraf daha tamamlanmamış. Zaten birçok arkadaşımız da benimle aynı fikirde, Discord'da olsun, YouTube yorumlarında olsun. O yüzden buradan devam edeceğiz. Burada çok fazla çünkü mod seçeneğimiz var. Benim daha önce hiç görmediğim modlar falan var hatta. Biraz onları da kurcalamak istiyorum. Ne yaptık şimdiye kadar burada arkadaşlar? Burayı ilk bölüm olarak düşünebilirsiniz ama kaldığımız yerden aslında devam edeceğiz. Yine Ars Nova alanımız var. Ufak. Bu genişleyecek. Özellikle çok böyle yani göz önünde olmasını istemediğim şeyleri böyle ağaç kavuklarından sistemler yaparak saklıyorum. Aynı şeyi hatta Easy Villagers, Trader'ları için, Barter'ları için falan da yapacağız. Dediğim gibi buraya asansörlerle böyle ufak bir alan yaptım. Onun dışında geçen hatırlıyorsanız Integrated Dynamics bozuktu. Burada çalışıyor doğru düzgün. Burada yalnız depolamak için Tom Storage yerine Sophisticated Storage. Bunu daha önce kullanmıştık. Zaten yeni şeyler eklerken de gösteririm. Bunu kullanıyorum çünkü bunun açıkçası barrel'ları ya da chest'lerini şu açıdan çok seviyorum. Stack Upgrade takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da Netherite'a kadar gidiyor olması lazım. Stack Upgrade taktığınızda da mesela bir item'dan 100 yani bildiğim kadarıyla 10 binlerce mi 100 binlerce mi vesaire depolayabiliyorsunuz bir slotun içerisinde. Burada böyle ufak bir sistemimiz var. Tabii bu bütün barrel'ları okuyabilmem için barrel'ların birbirine temas etmesi ve en az bir yerden bir controller'a temas etmemiz lazım. Bu da Sophisticated Storage modun Drawer Control olarak düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bunları yenilerine eklerken daha detaylı göstermiş olurum çok kısa kısa. Interface Logic Cable ve Terminal burada çalışıyor. Burada herhangi bir bug yok. Gayet güzel bir şekilde içeriği görebiliyoruz. Onun dışında burada bunlar Encase Lamp'ler, Enigmatic Legacy modu bayağı güzel burada bu arada arkadaşlar. Eğer daha önce girmediyseniz bize bazı şeylerini girerken zaten göstereceğim. İki tane Furnace'ımız var. Bir tane Lapis Ender Chest'imiz var. Daha kullanmaya başlamadım. Burada Ender Chest'lerin de seviyeleri var. İçerikleri, alanları, iç alanları büyüyor. Normal bir Ender Chest gibi değil. Bayağı bir yeri var. Tepesi kapalı olduğu için şu an göstermiyorum ama zaten çalışmaya başladığında göreceğiz. Bir de kendime ufak bir Netherite Barrel koydum buraya. Bu her bölüm arası benim minalardan bulduğum lootları içerecek arkadaşlar. Genel olarak gösterilmeye değer bir şey olursa da göstereceğim zaten. Ender Eye burada var mesela. Ender Eye dropları görebiliyoruz. Eco shard'lar görebiliyoruz. Bunlar normal maden üstelik. Hani Warden'la falan uğraşmadan. Onun dışında Magnetic Ring bulduk. Enigmatic Legacy modunun. İsminden de anlayabileceğiniz üzere bu magnet yüzük arkadaşlar. Üstüme taktığım zaman düşen XP'yi ve dropları bana gönderecek. Onun dışında bol bol gem buluyoruz. Apoteosis modunu burada biraz şişirdik. Çünkü çok yarım yamalak kalmış. O yüzden güçlendirdim. Burada da reliklerin kalitelerini görebiliyorsunuz bu arada. Researching Table diye bir şey yazıyordu üstüne getirdiğimizi hatırlıyorsanız. İlk defa bir reliği araştırdığınızda artık diğer reliklerin ne yaptığını anlıyorsunuz aynı reliklerden. Kalitesini de buradan görüyoruz. Bu mesela 4.5 yıldız galiba da maksimum 5 yıldıza kadar çıkıyor. Bir de bildiğim kadarıyla bunları şey de yapabiliyoruz ya. Yıldızlandıra da biliyoruz. Mesela kalitesi bunun 4.5 ama mesela Portable Stone'un kalitesi 0. Öyle düşünün. Mesela bu Horseshoe Loot ne işe yarıyor arkadaşlar? Atınız var diyelim. Bu sağ tıkladığınız zaman ata bunu içeriye alıyor. Geri sağ tıkladığınız zaman da bırakıyor ve attan 25 blok uzaklaşırsanız otomatik olarak bu flütün içine geri atı çağırıyor arkadaşlar. Bağladığınız atı. Blazing Flask var. Bu etraftaki yanan ateş miktarına bağlı olarak Creative Flight'ı bozan bir relik diyeyim öyle söyleyeyim. Hani şurada mesela 3-5 blok bir yer tutuştu. Sağ tıkladığınız zaman en azından benim anladığım o henüz denemedim ama orada Creative Flight'ı kapatabiliyorsunuz herkes için. Bunu Gaia Guardian mantığıyla düşünebilirsiniz yani. PvP yaparken vesaire birebir. Bu Dislocator'ı ben çok kullanmadım ama bunu kullanarak portal açıyorsunuz. İleride belki işimize lazım olur. Onun dışında burada gösterebileceğim başka ne var? Architects Inkwell, Enigmatic Legacy. Bu biraz kafa karıştırıcı bir item. Kitaplara lore yazmamızı sağlıyor. Kağıtlara Enigmatic Legacy içindeki moda. Bunlar hep vakti geldiğinde ama göstereceğim şeyler açıkçası. Special Sign bunu mesela açmadık. Elementarium Relic bu Forbidden Arcanus modu ileride gireriz. Onun dışında hani bol bol şey de buluyoruz bu arada. XP de buluyoruz. Bu Lost Pages dediği şeyler arkadaşlar. Experience depolu kağıt parçaları Curial Tombstone modunun. Onları kullanarak da kendinize XP çıkartabiliyorsunuz. Bir de böyle Undead Steed diye bir kitap buldum şeyden. Bu da bize böyle iskeletor ağaç çağırıyor arkadaşlar. Bu da şey modundan zaten. Ars Nova modundan. Ars Nova'nın burada birçok edition'ı var. Burada yapabileceğimiz çok fazla şey var yani Ars Nova modunu kullanarak.
Onları da zaman içerisinde gireceğiz. Yalnız at da bu arada fena hızlıymış ha. İyi iyi. Yani doğada bulduğumuz atlarla aynı mantık. Hiç iskelet diye ayrımcılık yapmamışlar. Bir de şu special sign'a bakalım bu ne iş yapıyormuş. Time Rift. Saat kullanıldığı zaman sizi geriye atıyormuş. Yani 3-4 saniye önce neredeyseniz oraya atıyormuş. Mesela koştuk 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 sağ tıkladık diyelim. Aa. Bayağı geriye doğru itiyor beni. Kaç saniye itiyor? Tekrar kullandığım zaman duruyor herhalde. Mesela şöyle bir rastgele koşalım. Birazdan mı koşmam gerekiyor? Evet. Tekrar kullandığım zaman duruyor. Ne kadar geriye gitmek isterseniz özellikle düşerken falan iş yapıyor. Bunlar güzel detaylar. Dediğim gibi bu modpack çok dolu arkadaşlar. Zaten o yüzden bayağı kasıyor. Ve hani bu bizim için güzel bir test de oldu. Doğru düzgün bir serverda bu kadar 700 modluk bir şeyi oynayabilmemiz için. Bu arada bu kalsın ya, bu iş yapar. 700 modluk bir şeyi oynayabilmemiz için kişi başı işte servera maksimum 20 kişi zaten limit koymayı planlıyorum açıkçası şimdilik. İleride zaten üye seviyesine göre kısıtlayacağımız için serverları çok hani sıkışma olmayacaktır. Şimdi Cemil seviyesine kadar normalde Cemil seviyesini dışarıda tutacaktım ama yeni başladık diye izin veriyorduk. Artık o kalktı zaten. Bilginiz olsun bilginiz yoksa. Hani problem yaşıyoruz çünkü serverda o yüzden biraz da açıkçası kaldırmak durumunda kaldım. O kadar param yok arkadaşlar. 20 kişi için bana takribi 20 GB sırf server'a verebilmem lazım. Çünkü aktif gezen her bir oyuncu 1-1,5 GB'a yakın bir RAM'i kendi başına zaten yiyor. Öyle söyleyeyim. Chunk load ederken oyuncu yemiyor ama yani dünyada mesela chunk load ederken filan yeni yerler açarken ya da force load ederken 1-1,5 GB'ı tek başına server dışında yiyor. Server da bir 5-6 yiyor kendi başına zaten. O yüzden bunu bir hesaba katarak ileriye dönükte bir hamlemizi belirlememizde faydalı oldu açıkçası bu serverdeki bu crashlar, problemler. Onun dışında zaten Integrated Dynamics sistemimiz arkadaşlar hazır. Şimdi burada ben yeni bir mod gördüm. Create New Age diye bir mod var arkadaşlar. Create modunun bir edition'ı bu. Bunu kullanarak baya baya enerji üretebiliyoruz ve çok güzel bir sistem yapmışlar. Mesela burada generator coil'a tıklayalım. Baya adamlar gerçek hayattaki magnet kullanarak, mıknatıs kullanarak enerji üretme sistemini yapmış yani. Ve bu benim görsel olarak çok hoşuma gitti. Tabii şu aşamada direkt zart diye buna geçmem için bana baya bir kaynak lazım. Çünkü o ayaklar mayaklar, Stirling engine'ler derken baya copper lazım olacak bana gördüğüm kadarıyla. Zaten ileri seviyesine direkt geçemiyoruz. Önce basit enerji üretimiyle uğraşacağım. Hani bunu kullanarak ilk enerjimi üretmeyi planlıyorum. Çünkü create modunun mekanik dönüşleri falan benim bayağı hoşuma gidiyor açıkçası. Tabi bana dediğim gibi biraz kaynak lazım en başta. Onun için de bir arkadaşımız yorumlarda da çok güzel öneride bulunmuş. Şey yapabiliriz. Mining Dimensionlar var arkadaşlar. Bu modpack'in içerisinde. Ve açıkçası çok da zor değil gitmesi. Ya bana şu an Overworld'teki kaynaklar mesela daha çok lazım olacağı için Overworld'e gideceğiz. Neler eksik? Bir tane Diamond Pickaxe. Yani ufak bir Diamond arayışına gireceğiz. Birkaç tane bina lootlarız hemen. 4 tane log, 4 tane de Block of Iron. Block of Iron'ları da zaten arka tarafta bir tane Iron Farm'ımız var. Bizim Simple Visions modundan. O sayede bol bol elde edebiliyoruz. O yüzden o konuda da sıkıntımız yok. Yani bir Diamond bulduktan sonra kendime bu Dimension'ı açabilirim diye düşünüyorum. Herhalde Multi-Block'a falan çevirmemişlerdir çünkü. Ondan sonra o Dimension'da rahat rahat kendimize kaynak arayabiliriz. Dediğim gibi Copper, Gold ve Redstone bol bol lazım bunlar. Bu yapmaya çalıştığım şey için. O yüzden biraz oralara gireceğiz. Yani bana bir takribi 2-3 tane Diamond lazım. Bir bulup geri gelelim. Şurada mesela bir Elemental Craft bir yapısı buldum arkadaşlar. Bunun loot'unu ilk defa görüyorum. Açıkçası fena da değilmiş yani. Şunlar henüz işime yarayacak şeyler değil ama Ender Pearl ve bir bucket bence gayet güzel bir loot yani. En azından hani henüz yerleşmediyseniz sınırsız kaynağınız falan yoksa daha. Evet arkadaşlar bugüne kadar gördüğüm en tuhaf Iron Golem'i şu an görüntülüyoruz. Açıkçası bir küçük rahatsız oldum. Çünkü bana benziyor. Yani bu tip ne oğlum? Allah'ım ya. Merhaba abi. Merhaba. Evet yine bir bilgisayar köyü bulduk. Bir arkadaşımız paylaşmıştı zaten bu köyle alakalı. İki tane normal turtle var. Craft OC yüklemiş bu turtle'lara. Bunları alalım buradan. Bunların hepsini götürürüz. Bu mod pack'te çünkü girmeyi düşünüyorum açıkçası bu computer craft moduna. Baya monitörler falanlar filanlar var yani kendimize bir bilgisayar odası da yaparız herhalde bu mod pack'in içerisinde. Bu arada discount ringlerim sağ olsun gerçekten takır takır temizleyebiliyorum
binaları. O da güzel bir detay. Yalnız ben şey arıyordum ya. Blacksmith köyü arıyordum. Tepede mi ne var? Çatıda bir şey var mı? Çatıda da iki tane Advanced Peripheral, Environment Detector ve Player Detector var. Bunları da alalım. Bunları da götürelim. Bakalım bakalım. Biraz daha Diamond arayacağız gibi duruyor. Bu da ne güzelmiş. Light bulb. Lamba yani baya. Güzelmiş. Küçük bir torch gibi. Baya dekorasyon malzemesi var ve ilk defa yani bu kadar sevimlilerine denk geliyorum. O yüzden buldukça götüreceğim tabi. Evet, burada Rings of Ascension modu olduğu için arkadaşlar bir şey bulduk. Ring of Water Breathing. Şunu da alalım bu arada, görevi varsa eğer yapmak için. Yine bir osuruk torbası bulduk. Water Breathing adından da anlayabileceğiniz üzere suyun altında nefes almamızı sağlayan bir yüzük. O modda baya bir bu arada detay var. Onları denk geldikçe her seferinde size de göstermeye çalışacağım. Onun dışında lootlamaya devam edelim bakalım. Eğer bir 5 dakikaya kadar daha bulamazsam zaten ufak bir maden gezisi yapmayı planlıyorum. Oradan kesin buluruz bir şekilde. Evet, geçen modpack yerleştiğim tarzda bir eve denk geldik burada. Ama bu sefer ağaç kovuğunda yaşamayı planladığım için onu yapmayacağız. Dalgıç ayakkabısı falan filan, iyi. Burada alınacak çok da bir şey yokmuş aslında. Eğer çatı katı da yokmuş zaten. Evet, ilk Simply Swords item'ımızı bulduk arkadaşlar. Mjölnir bulduk. Bildiğim kadarıyla bu, oha bayağı 3270 durabilitesi de var. Bayağı sağlam bir item bulduk yani aslında. Şu kömürleri sallayabiliriz. Bir süre Mjölnir kullanarak da dövüşmek daha da mantıklı olur. Bir de galiba bu da gerçek hayattaki mantığıyla aynı. Fırlatınca geri geliyor diye hatırlıyorum. Yani o yüzden chest bulduğumuzda aslında kesinlikle geçmemekte fayda var. Çünkü ne çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Evet, burada yine mob kulesine benzer bir şey buldum ama içinde mob yok. Sadece bir tane chest var arkadaşlar. Chest de ekseriyetle bok gibiymiş vallahi, şöyle bir baktım içeriye ama hiç işe yarar bir şey göremiyorum. Demek ki bazı şeyleri, bazı binaları da es geçmekten açıkçası fayda var. Buraya girmesek de olurmuş yani. Şurada bir şey var, bir de oraya bakayım. Bu da herhalde witch evi tarzı bir şeydir diye düşünüyorum. Bakayım chest var mı? Evet, chest yok ve enteresan şekilde kapısı da yok. O zaman kendimize bir adet kapı açacağız arkadaşlar buradan. İçeride bir tane spawner var. Lag'dan bana vuramayan zombiler falan var. Ama herhangi bir chest var mı göremiyorum. Biraz aydınlatalım şu ortalığı. Ha, yukarıda bir iki tane chest var. O zaman burayı temizleyebiliriz aslında. Evet, burada bir adet chest bulduk. Drigmi token'ı buldum. Alırım. Bunu kömürle takas edebiliriz. Onun dışında Dark Steel Ingot şu anlık ihtiyacım yok ama Leather her zaman iyidir. Burada kapasitörler bol bol çıkıyor chestlerden. Tabi sadece Nether'a özel değil ama tabi doğru düzgün olanı almak da isteyeceksiniz. Kötü olanı niye alalım? Bakayım, burada bir Iron Twin Blade, fena değil görsel olarak ama statları kötüymüş. Ancient Tome, Tablet of Recall, bu bizim mezarlığımıza gitmemizi sağlıyor. Yani buranın da chestleri tırtmış. Tepede bir sürü copper bloğu var ama onları da şu an istemiyoruz. Evet, buradan pek umudum yoktu açıkçası. Nether kapılarını dediğim gibi daha önce bahsetmiştim. Lootları genellikle kötü olurdu ama buranın fena değil. Arkadaşlar, ara sıra şöyle kodekslere denk geliyorsunuz. Bu kodekslerin olayı şu. Mesela burada diyor ki Teach us a random tier 1 glyph. Tier 1 glyphler bizim Ars Nova'da gördüğümüz bol bol glyphler aslında. Bunları kullandığınız zaman bilmediğiniz herhangi bir glyphi size öğretiyor. O yüzden chestlerde bunları topladıkça en azından bütün tier 1'leri bitirene kadar farmlamakta fayda var. Onun dışında Gilded Netherite dediğin item senin harika bir item açıkçası. O yüzden o Smithing Template'i de alıyorum. Envanterde kurban edebileceğim şeyleri alıyorum. Bucket. Onun dışında Divine Pearl kalsın gerçi. Experience. Orpları için bir magnet yüzüğü. Ring of Lava Sponge da arkadaşlar. Yine Rings of Ascension modunun. Bu da yanımızdaki lava bloklarını buharlaştırıyor mantık olarak, öyle söyleyeyim size. O yüzden bunu da ben alacağım. Ne ile takas ederek? Kömürlerimi sallayarak. Bu loot fena değildi bu arada. Şurada çok böyle pillager köyü tarzı bir şey var. Bir de oraya gidelim bakalım. Ama demek ki bu modpack'te Nether kapılarında uğramakta fayda var. Burası pillager köyü değilmiş. Normal bir köymüş. Ama yapılar biraz enteresan. Belki chestleri hani tatlı mıdır? İyi, Emerald. Kısa günün kârı. Emerald'a hiçbir zaman hayır demiyorum. Iron gibi o da benim için çünkü. Şu artefaktleri üstümde olduğu halde hala bazen topluyorum. Çünkü hani en yüksek kalitesini açıkçası almak istiyoruz en nihayetinde. Daha fazla stat versin diye. O yüzden onları da mümkün mertebe hacılamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu yapı ne? Şeymiş o. Petrolmüş. İyi, aşağı doğru bir gidelim bakalım bir de.
Evet, burada başka bir yapı bulduk. Buranın kapısını nasıl açacağız ki? Açamadığınız zamanlarda kıracaksınız arkadaşlar. Bakayım. Aşağı giden, yukarı giden yollar var. Burası biraz tehlikeli olabilir. O yüzden temkinli ilerleyelim bakalım. Belki de normal tırmanma parkuru tarzı düşünmüşlerdir. Yukarıda herhangi bir mob falan göremiyorum ama chest'i açabildiğimize göre chest'i koruyan bir şey yok. Magma bomba level veriyormuş. Iron Spells and Spellsbook item'ı. Ghast Tear güzel olur. Alalım bunları. Daha değerli bir şey bulursak sallarız. Şuraya yine de bir delelim ya. Belki boss mos varsa kafamıza düşecek böyle yaptığımız için ama başka herhangi bir loot göremiyorum. Bir tane chest varmış. Şöyle bir odaya geldik arkadaşlar. Bu aha Iron Spells, onun binası direkt. Bu da onun bosslarından biri. Atakas da edebiliyoruz. Bir şeyler de satıyor. Firebreath scroller satıyor bize. Bayağı Pyromancer hakikaten. Alevle alakalı ne varsa satıyor. Güzel bir detay. Onun dışında güzel. Blazord mesela hiç şu an asla hayır demeyeceğim şeylerden biri. Eğer bu chest'ten Rare Ink çıkmış olsa mesela bu Pyromancer'la takas edebilirdik. Her ne kadar Common Ink çıkmış olsa da demek ki arada bunları doğramakta fayda var. Sen niye vuruyorsun lan bana? Chest'i açtım diye mi saldırdı acaba? Nasıl da kasıyor var ya. Bayağı Blaze gibi arkadaşlar. Uçuyor kaçıyor. Bir de lag'dan dolayı tabii biraz sıkıntı çekiyoruz. O da olur yani. Modpack çok büyük. Bir handheld konsolda server açtık. O yüzden çok olası şeyler bunlar. Bayağı kafama magma bloğu fırlatıyor. Güzelmiş ama. Boss mantığı olarak yani. Ve lag'ın biraz daha işleri zorlaştırması serverdaki arkadaşlarımız için tatsız olsa da biraz daha zorluk katıyor aslında düşündüğümüz zaman. Ne düşürüyor peki? Bir şey düşürdü. Bayağı bir şey düşürdü hem de. Bir dakika. Keşke bir tane çanta yapsaydık kendimize. Ateş rünü. Şunu atalım geri. Arcane Essence. Firebolt. Legendary Ink falan. O kalsın tamam. Öbürü yerde kalabilir. Bu yerleri de bayağı tutuşturdu ya. Şu Blaze Rod'ları neyle takas etsek acaba? Neyle 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 neyle? Bakırla ya. Tamam zaten madene gideceğiz. Onun dışında da ekstra bir loot göremedim arkadaşlar. Bu inscription table'lardan bol bol çıkıyor. O yüzden her gördüğünüzü sökmek zorunda değilseniz. Ben de şu an iki tane sırf olması lazım zaten düşündüğümüz zaman. Onun dışında da öyle ekstra pek bir loot yokmuş gibi duruyor. Yine bir yerlerde Apotheosis boss'u spawnlandı. Bu da aynı şekilde gördüğümüz diğer bir yapı. Bu arada içinde zombi vardı hatırlıyorsanız. Buna benzer bir şey bulmuştuk. Demek ki bunu da aynı mod ekliyor. O zaman benzer lootlar bekleyebiliriz. Burada bir kule gördüm. Umarım burada da diğer modpack'teki gibi Take Off filan kitabı bulabiliyoruzdur. Çünkü bulduğum tek Take Off kitabını lan bu modpack'te de birikmesin diye çöpe attım ama burada eğer ihtiyacımız varsa güzel olabilir. Hatta direkt Ender Pearl ile çıkılacak bir yerdeymiş tavan alanı. Bismillah. Atabildik mi? Aa süper. Güzel. Glider geldi. Durabilitesi olduğu için almıyorum. Glider'ı çok da istemiyorum ama güzel. En azından yine uçuşlu kaçışlı şeylerin bu tarz binalardan çıktığını da öğrenmiş olduk. Bir tane de korsan gemisi lootlayalım. Ondan sonra yerin altına inelim biraz da. Çünkü yerin üstünden açıkçası çok bir tatmin olamadım. Bir de o yüzden biraz da madenleri kazarız. Dungeon vesaire. Hatta Apotheosis bosslarının mağaraları da var bu modpack'in içerisinde. Onlardan buluruz diye düşünüyorum. Burada da genel anlamda benzer lootlar var arkadaşlar. Bulduğumuz Overworld binalarıyla. Bir tek şurada bir holding kitabı var. Bence bunu alabiliriz. Bir de belki bunlar da full şey vardır. Gunpowder filan. Belki hani burada doğru düzgün bir loot vardır diyecektim ama. Lag'dan zaten bana vuramadıkları için şu an çok rahat bir şekilde gezebiliyorum. Bir de senin lootuna bakalım birader. Ölür müsün? Onlar bana vuramıyor ama ben de onlara vuramıyorum. Adil dövüşüyoruz şu anda aslında düşündüğümüz zaman. İyi ki de açmışım dediğim son bir chest arkadaşlar. Voodoo Puppet falan gerek yok. Zaten onlardan bol bol bulacağız da. Burada bir şeylerden yine fedakarlık yapmam. Sonra da gidince bir çanta yapmam gerekiyor. Diamond bulduk çünkü. Bir şeyi kesinlikle sallayacağız yani. Neyi sallasak ki acaba? Hanging botları sallayabiliriz. Onları görsel için almıştım. Onun dışında buradan başka zaten alacak bir şey de yok aslında. Tamam gidebiliriz. Yerekli diamondları zaten elde ettik. Yani şu an bile mining dimension aslında yapabilirim. Lootları komple içeri sallıyorum. Ondan sonra bir mining dimension'ı bakalım bir ziyaret edelim. Hatta şurayı filan da boşaltacağım. Komple orası bir sonraki bölüme kadar boş kalsın.
bölüm arasında dediğim gibi yaptığım bütün lootları orada toplamayı planlıyorum. Çünkü onu hatta bir de daha da upgrade edebiliriz belki. Belki bir chest daha ekleyebiliriz yani. Evet, gerekli her şeyi dediğim gibi artık elimizde barındırıyoruz. Bir tek stick eksikmiş. Bakalım, herhalde bir miktar ağaç bile toplamamışım ya. Direkt bina gezmekten. Nereden toplayalım? Burayı da başka kullanabiliriz. Şuradan toplayalım bence. Tamam, bir miktar topladık. Dolayısıyla herhalde direkt stick de yapabiliyormuşuz. Süper. Şimdi geçelim içeriye. Bu arada bu hırt hırt sesi bu kapılardan geliyor arkadaşlar. Baya güzel Japon tarzı kapı bence. Zaten Dashoji diye geçiyor. Muhtemelen ağaç dimensionlarımda, ağaç odalarımda hep bunlardan kullanacağım. Buranın da asansör sistemini hatta kapının önünden içeriye taşımayı planlıyorum. Aşağıdaki alanı genişletmeye ihtiyacım olduğu zaman yaparız tabii onu. Şu anlık acelesi yok. Dediğim gibi Dimension yazalım öncelikle. İleride Mining Gadget vesaire kullanacağım. Hatta Quarry kullanacağım için aslında şu an geçici bir işlem yapıyoruz. Nerede Mining Dimension? Tamam. Öncelikle bu. Ondan sonra 4 tane Iron Block. Neyse ki farmımız bu konuda bayağı bir kolaylık sağlıyor bize. Dimension'ımızı yaptık. Galiba direkt bununla ışınlanabiliyorduk. Çok hatırlamıyorum ama. Nasıl ışınlanıyorduk hakikaten? Tamam. Biraz vakit aldı. O da teleport olsun diye. Burayı kesinlikle unutmamamız ve claimlememiz lazım. Çünkü geri dönüşü buradan yapacağız. Hatta şuraya yeni bir waypoint açayım ben. Portal yazayım. Burası bayağı adminlerin şey penceresi arkadaşlar. Waystone penceresi düşündüğünüz zaman. Sürekli bir yerlere waystone taşımaktansa böyle daha mantıklı oluyor. Güzel, bayağı zengin bir dimension gibi duruyor. Burada da acaba Y seviyesi fark ediyor mu derken etmiyormuş. Direkt Diamond'a denk geldik bile aslında. Bir detayı merak ediyorum. Şimdi Areo efektimiz var ya bizim. Ona bir bakacağım. Bu havada uçan orplar yine Nature's Aura falan mı acaba? Başka bir şeyin orpları bunlar ama. Sanki görmüştüm ya. Bu neydi bu? Neyse, ona bir bakarız. Onu da bir merak etmedim değil. İki tane Areo efekt mi yoksa Amplify mı gerekiyor mesela? Şu an buna bir tane daha ekleyelim. Daha büyük alanı kazacak mı? Vallahi 3'e 3'lük alanı kazdı. Ve galiba çok bir... Ha, source hiç harcamıyorum hala. Yüzüklerim demek ki hala yetiyor fazla fazla. Gayet güzel. Bu Dimensional Pocket moduna da gireceğiz arkadaşlar. Güzel bir mod bu. Buranın Compact Machine modu olarak düşünebilirsiniz. Çalışma mantığı biraz daha farklı ama. Alüminyum bulduk. Ben böyle toplaya toplaya gideceğim gibi duruyor. Burada ben uzun bir süre şimdi maden yapacağım arkadaşlar. Özellikle lazım olan kaynaklı bazı kaynaklar için. Geçmeyi planladığım bazı modların kaynakları için. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz ama ağırlıklı olarak redstone, dediğim gibi bakır, onları toplarız. Böyle çeri çöpü yakalamak istemiyorsanız ama henüz mining gadget'ınız da yoksa envanterinize daha çok toplamak istediğiniz kaynakları dağıtın böyle. Bir yerden sonra zaten komple tıkanacağı için problem yaşamanızı engelleyecektir bu. Bence mantıklı bir seçenek yani. Bu arada bir diğer ihtiyacımız olan blok, bak bunu söylemeyi unuttum. Magnetite. Giriş seviyesinde eğer magnet enerji üretim sistemi yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bu magnetite orlardan bulmanız gerekiyor. Onu da aklınızda bulundurmakta fayda var. Şu kısa yolları doğru düzgün, işte klavyenin mini olmasından dolayı bazı kısa yolları ayarlayamıyorum. Normalde ama bu, yani bu büyük kitabında bir ileri bir geri spell kullanabiliyorsunuz. O çok daha işinizi kolaylaştırıyor. Böyle ben her seferinde V'ye basarak çünkü değiştirmek zorunda kalıyorum. Hani bu bile aslında yavaş bir sistem değil ama yine nispeten yavaş kalıyor diğer seçeneklerimize göre. Evet, yaklaşık 5 dakikadır farm yapıyorum arkadaşlar. Bayağı bir abandık. Hani toryum moryum bulmuşum. Bunu nereden buldum onu bile bilmiyorum. Bir şeyin içinden çıkmış demek ki ben kırarken. Burası harika bir dimension. Quarry'e eğer buraya kurabiliyorsak. Deprem mi oluyor lan? Quarry'i eğer buraya kurabiliyorsak tadından yenmez. Deprem mi oluyor cidden? Yani İzmir'de bir şey olmuş herhalde arkadaşlar. 10 dakika önce deprem olmuş. Varsa İzmir'de olanınız geçmiş olsun. Yalnız ben acaba kendi kendimi sismik götlü bir insan da değilimdir ama ben de bir hissettim. Buraya Quarry dediğim gibi atabiliyorsak müthiş olur. Onun bir yöntemlerine bakacağım videodan sonra. Belki de bir sonraki videoda hatta ufak bir quarry gidişi yaparız. Böylece kaynağı bir kere yapıp unuturuz. Onun dışında gezmelerimiz hani daha çok kaynak için değil, şey için olur da ne için olur? Lootlar için, yani itemlar vesaire için. Onları çünkü biraz daha bakmakta fayda var. Yüzeyde çıkması bayağı hoşuma gitti. Hani arayacağım şeyleri çok rahat bir şekilde arayabiliyorum. Şurada bir şey görüyorum. O ne ki acaba? O bayağı şey, Elemental Craft modunun yapılarından. Aslında burada generate olmaması lazımdı ama enteresan olmuş.
Gidelim yakınına. O arada farmlaya farmlaya da. Bu arada var ya şu kitabı yap. Şu Arsenal modunu en azından şu aşamasını iyi ki öğrenmişiz. En azından buraya kadar bayağı bir işimizi görüyor bu kitap. 2-3 tane item'ı yerini tek seferde tutuyor yani. Dediğim gibi bunu normalde burada olmaması gerekiyordu aslında ama. O zaman bu şeyler de demek ki Elemental Craft modunun. Belki diğerlerinin de altında bir tane bundan olması gerekiyor ama şey olmuyor hani generate etmiyordur dünya. Dimension eğer kapalıysa. Burada olması da muhtemelen bug'dan dolayıdır zaten. Yani normalde sanmıyorum burada çıksın. Bir de test etmek için arkadaşlar bayağı Bedrock seviyesine kadar indim. Açıkçası farklı bir hani şey görecek miyiz diye. Gördüğüm tek şey bütün ışık seviyeleri her yerde aynı. Yani herhangi bir torch vesaire koymanıza gerek kalmadan çok rahat bir şekilde mining yapabiliyorsunuz. Açıkçası bunun da şöyle bir avantajı var. Ben buraya bir create miner koyacağım arkadaşlar. Bir create metro açıcısı koyacağım. Ve boydan boya biz burada günlerce farm yaparız. Hiç quarry'ye muariye de gerek yok. Devasa bir miner koyar, bir tren yaparız hatta. Belki bu modpack'te tren kullanırım evet. Efendim. Evet ne diyorduk? Devasa bir quarry inşa ederiz falan filan diyorduk. Quarry değil de tren. Daha doğrusu kaynak treni. Artık geri dönebiliriz. Yalnız boş elle galiba benim şey yapmam gerekiyor. Hangi tuş basılı kaldı ya? Bir tuşun basılı kalmış. Evet alt tuşun basılı kalmış. Boş elle sanırım tıklamam gerekeceği için şöyle yapıp geri dönersek evet geri dönebildik. Bayağı pingsiz de geri döndük gayet güzel bir şekilde. Şimdi öncelikle bir çeri çöpü otoboku neyimiz varsa neyimiz yoksa hepsini bir içeri atalım. Buraya kadar tamam. Bir item'ı fazla attık. Infinity hem'imizi de yanlışlıkla içeri attık. Onu içeriden geri alalım. Gördüğüm kadarıyla W'ya basarak ponderlayıp gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şöyle yazarsak modun adını herhalde iki tane generator coil, 2-3 tane generator coil zaten ilk lazım olan şeylerden biri benim için. Onun dışında şimdi rotasyon enerjisini bir şekilde benim vermem lazım. Ars Creo var değil mi burada? Aynen. O zaman Star Buncle Wheel ile yaparız. Yine bol bol. Bundan hatırlıyorsanız geçen mod pack'imize de yapmıştık. Bunlardan yaparız. En azından Windmill vesaire gerekmiyorsa şimdilik. Onunla beraber yine New Age yazalım. Bana bol bol şu an yapabileceğim en yüksek seviye magnet aslında Redstone magnet. Hani size magnetite'ları toplayın dedim. Onu toplamamız sebebi açıkçası en üst seviye magneti çalıştırabilmek için onlara ihtiyacımız var. Bunları kullanarak craftlıyoruz. Buralara biraz daha var ama. Ben şimdilik Redstone magneti kullanarak enerji üretmeye başlayacağım. Başka ne lazım? Yanlış hatırlamıyorsam motor mu gerekiyor? Aynen. Bir saniye. Şöyle tekrar W'ya basalım. Electrical components falan filan. Dediğim gibi böyle bir yapı inşa etmemi istiyor benden. Şu vatandaşın ne olduğunu bilmiyorum ama mesela. Galiba carbon brushes. Galiba bu arkadaşlar. Biraz shaft vesaire. Yani bol bol andesite gerekiyor. Solar paneller de mi varmış burada? Oo, solar panel yapabiliyoruz ya. 60 TS. TS ne acaba? Eğer RF ise bayağı düşük. 60 çok düşük bir rakam. Ama değilse eğer. Bu arada nükleer reaktör falan da var. Onlara da gireceğiz. Toryumu orada kullanacakmışız. Onu fark ettim. Bunlar da kabloları zaten. Yalnız o çelik ayaklara ihtiyacım var mı? Reaktör rod diye tabir edilen şeylere. Onu çok bilmiyorum. İnşallah yoktur. Bir basalım tekrar. Bunlar reaktör rod değil herhalde. Aynen normal. Pipe'lar gibi gözüküyor arkadaşlar. Create modunun herhangi bir edition'ının. Önce bir onları da yani aslında bulmak lazım. Sterling Engine tamam. Bu zaten galiba başındaki ve sonundaki uçlardı yanlış görmediysem. Şöyle tekrar bir W'ye basalım. İlk bir blokları yerleştiriyor. Ondan sonra üstüne. Gerçi Sterling Engine de değil. Bunlar bayağı Andesite Shaft gibi duruyor. Acaba hangi moddan geliyor bunlar ya? Çünkü burada yok. Belli ki bu moda ait değil. O ayakçıkları nereden buluruz acaba? Galiba bu girderlar işte arkadaşlar. Briketler filan. Galiba neredeydi briket? Bracket pardon. Galiba bunları kullanmışlar ya onları ponder ederken. Yani onların çok da şart olduğunu düşünmüyorum. Bir saniye canım bir şey anlatıyorum. Canım bir şey anlatıyorum diyorum. Allah Allah. Dediğim gibi onlardan muhtemelen kullanmışlar. İnşa ettikten sonra zaten kalıcı olarak anlarız. Dediğim gibi ihtiyacım olan şeylerden biri bu karbon brush. Ondan sonra generator coil için bol bol andesite alloy. Bayağı da ucuzmuş ya bununla elektrik üretmek. Acaba bunu sağlayacak kadar da doğru düzgün üretiyor mu? O da önemli tabii. Kablo için de testereye ihtiyacımız varmış. Herhalde en absürdü de bu düşündüğümüz zaman. Bir de tabii copper plate yapmak için Immersive'in hammer'ını kullanacağız. Sterling Engine
Bu bayağı ucuz gibi duruyor. Dediğim gibi buna çok ihtiyacım var mı onu da bilmiyorum. Bu başka bir şey gibi duruyor. Sterling genelde kömürden enerji üreten şeyler için kullanılıyor çünkü modda, ama şimdi de yani bir tek eksiğimiz var. Andesite taşları bulacağız. Ki onları bulmak kolaydır diye düşünüyorum. Bayağı açık alan var çünkü. Andesite taşı bulacağız. Bir de Iron Nugget yapacağız ki Iron Nugget da zaten sınırsız olarak elimizde var. Bakalım ne kadar doldurmuşuz yine Iron Farm'ın içine. Burayı ben force load etmedim değil mi? Doğru. Diğer modla kafam diğer moda gitti. Burayı force load etmediğim için ben yokken kasmamış ama problem değil. İçeride bir 2-3 siteye yakın var. Zaten pişirebileceğim de bayağı var aslında burada Iron. Yani biraz yine kitabımızı kullanarak Andesite bulmaya gidiyoruz. Burada da Andesite'ler bir buldunuz mu bir sürü olarak bulunuyor arkadaşlar. Ve magnetim olduğu için bol bol şöyle cobblestone'larla beraber temizliyorum. Ondan sonra cobblestone'ları zaten envanterimizde delete tuşuna basarak ya da shift delete tuşuna basarak komple temizleyebiliyoruz. Evet, zamanın unuttuğu mağaralar diye bir yere geldik arkadaşlar. Primordial Caves diyor. Yerin altındayız şu an. Yalnız bayağı iyiymiş ya. Şurada bir volkan gibi bir şey mesela görüyorum. Bayağı orijinal bir yere geldik ve kendilerine özel galiba mobları var bunların. Quark'ın mobuymuş gerçi bu ama gerçekten güzel dizayn edilmiş bir yerden bahsediyoruz. O ağaçlar filan da bu arada. 3-4 ayrı modu birleştirerek kim yaptıysa buraya hazırlamış. Bayağı yeraltı volkan bu yani, bayağı bayağı aslında. Flat bazalt filan. Şu blokların şekli çok güzelmiş. Primal magma. Burayı ben bir beğendim. Burayı ben bir beğendim. Özellikle şu magma blokları çok beğendim. İlkel magma yazıyor Primordial. Tam ilkel anlamını taşımıyor ama Türkçe'ye çevirdiğimizi öyle düşünebiliriz. Bir de havada duran asılı kalan köyleri var. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne lan? Devasa bir tavus kuşu gibi bir şey. Tövbe estağfurullah, biraz çarpılmış gibi ama ne bu, goril gibi tutuyor ellerini ama kuş lan bu ya. Acaba tameleniyor mu? Senin sırtına binebiliyor muyum? Aa, dost edindim. Three Star diye bir şey topladın dedi bana ama galiba topladığımı da direkt yedirdim arkadaşa. Yanlışlıkla tameledik. Çok enteresan ağaçlar varmış ama. Dekorasyon için kullanılabilir ağaçlar, özellikle şu tepesi yıldız şeklinde olan. Buraya şimdilik dokunmuyorum. Belki başka bir arkadaşımız daha denk gelir. O da bir içeriği görmüş olsun. Güzel yerler var hakikaten ha. Şu neymiş mesela? Şurada bir kule gibi bir şey görüyorum. T-Rex herhalde şu arkada gördüğüm şey. Evet. Tremorsaurus. Deprem Saurus. Enteresan. Sarsıntı Saurus diye bir dinozora denk geldik. Güzelmiş. Tamam, bu kadar Andesite herhalde bana şimdilik yeterli olur diye düşünüyorum. Gidebiliriz. Buraya da bir şey kuralım ama ya. Evet, şu elimdeki Andesite'larla bir miktar herhalde şey yapabilirim şu an. Craft yapabilirim diye düşünüyorum. Andesite alloy'larla klasik başlayacağız zaten. Iron Nugget lazım tabii öncelikle bana. Baya bir miktar. Şöyle bir iki stack kadar alalım. Bunları içeri sallayalım. And alloy yazarsam direkt çıkar herhalde. Aynen, çıktı bile. Bunları daha bol yapma yöntemi var değil mi? Evet. Geçen modpack kullandığımız induction smelter sistemi burada da var. İkili ikili yerine tekli tekli craftlayabilelim diye. Güzel. Bir miktar andesite alloy elde ettik. Zaten dediğim gibi aslında bana ilk lazım olan şeylerden biri şu generator coil'lar. İki tane bunlardan lazım. Resimde iki tane göstereceğim. Belki üç taneyle de oluyor. Neyse, şimdilik iki taneyle yapalım. Bir tane karbon brush'a galiba ihtiyacım var değil mi? Aynen, kesinlikle karbon brush, doğru item'a bakıyormuşuz. Buna ne lazımdı? Bir tek shaft eksik. Bunların da andesite alloy'dan zaten yapabiliyoruz. Bunu da yaptık. Burada benim yaptığım neydi bunların adı? Generator coil'ları arkadaşlar. Nereye gitti benim generator coil'larım? Daha az önce craftlamadım mı ben bunları? Ha, şeyi craftladık biz ya. Block of andesite alloy yap Erol. Andesite Erol. Block of andesite alloy yaptık daha. Şunları da hemen o zaman seri şekilde furnace'larımızda pişirelim. Coil'ları buna bağlayacağız. O kesin bir şey. Shaft'a kesinlikle ihtiyacım olur diye düşünüyorum. Bunu yaptık. Magnetler zaten asıl enerjiyi üreten sistem. Onu biliyoruz. Bana her bir yüz için 12 tane lazım olduğundan dolayı bunlar kaçarlı craftlanıyor? İkişerli. 24 tane. Yani 12 tane Block of Redstone lazım bana. İnşallah o kadar Redstone'um vardır. 11, 12 vallahi varmış. Güzel. Bu resipiyi şimdi 6 kere tekrar edebildik. Nugget bitmiş. Biraz daha nugget yapacağız. Şöyle hemen. Tak tak.
Herhalde yeterli olur. Bas artıya. Tamam, tam 24 tane olacak şekilde bunları da yaptık. Şimdi bir tek geriye yani bakırların erimesi kaldı. Ondan sonra kaç tane bakır lazım bana? Toplamda 16 tane lazım zaten. Aslında temel mantığını hazırlamış olacağız. Yanlış görmediysem eğer. Acaba illa ona inşa etmek zorunda mıyız? Hani onu da çok bilmiyorum ama. O metal direklere falan. Metal direklersiz bir deneriz. Eğer lazım oluyorsa onları gerçekten bir ne olduğunu bulmam gerekir çünkü. 7 buradan, 7 buradan. Tamam, 2 tane daha craftladığımızda hazır olacak. Şu Hunter Belt'in relik seviyesine bir bakayım. Neymiş? 4. seviye gayet güzel bu arada. Benim üstümdeki kaçıncı seviyeydi? Bunların bu arada sıfırlayabiliyoruz seviyesini galiba da. Tamam. Bir şeye daha bakacağım. Özelliğinin seviyesi 0. Özelliğinin seviyesi 4.5. Training'in seviyesi bayağı iyiymiş bunda. 5-3. Ama rerollayabiliyoruz. O yüzden çok önemli değil. 4-5-3 bence daha iyi. Yani bundan daha iyiymiş kesinlikle. Bunu silebiliriz. Bu kemeri yani değiştiriyoruz daha iyisiyle. Videonun başında söylediğimiz gibi daha iyi level'ını bulunca geçmek daha mantıklı. Tamamdır. İki tane generator koyalımız da yaptık. Bakalım mantığını doğru anlamış mıyız? Cobblestone'um yok. Log'um var mı? Biraz Redwood log alalım. Nereye inşa etsek? Şimdi bunun bir tık büyük olması gerekiyor değil mi? Kaç yüksek blokluktaymış bakalım. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani en az 2 yükseklikte olması gerekiyor ve buradan çekeceğiz şaftı. Birinci coil, ikinci coil. Şeyin adı neydi bunun? Karbon brush. Ve diğer taraf değil mi? Aynen. Benim anladığım bu en azından yani öyle söyleyeyim. Şimdi şu şeyi de buranın naturasını bozmayalım. Buraya yerleştirelim. Öncelikle bir tane log. Şöyle bir şaftı koyalım. Ama bunu buradan aslında çıkartacağız. Koymamızın sebebi doğru yöne bakacak şaft koymak aslında. Tamam. Bunu kırabiliriz. Coil, coil. Tamam. Mantık bu. Bir tane de brush. Bir yerden de rotasyon vereceğiz. Mantık bu gördüğüm kadarıyla. Ekstra tabii lazım olan şeyler de var. Kablodur vesaire. Onlara ama birazdan ilgileniriz. Yanlışlıkla oradaki şeylerin üstüne diktim ama var mı? Tamam, bunun üstü boşmuş. Mantık bu. Bunun çevresini çevirmemiz gerekiyor değil mi? Yine bir kontrol edeyim ben. Evet, üçerli koymamız gerekiyor. Köşelere koymak zorunda değiliz. Tabii biraz işimizi kolaylaştırsın diye koyacağız. Evet, buraları şimdi temizleyebilirim. Hangi seviye magnet kullanıyorsanız arkadaşlar o kadar verimli bir şekilde enerji üretiyor verdiğiniz stres SU değerine göre. Ve çevresini bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Zaten herhangi bir W'ya basarsanız ponder olarak da size gösteriyor aslında. Bunu hatta galiba bir tık hızlandırır da biliyorduk ya. Daha hızlandıramıyor muyuz? Identify diyelim. Bunlar neymiş? Mesela Metal Jordan. Evet, bu arada doğru bakmışız. Bunlar Metal Jordan'mış. Güzel. Bu arada bu güzel bir inşa bloğu. Create ile alakalı şeyleri bunları kullanarak inşa ederiz. Onlar bir kenarda kalsın. Böyle W'ya bastığınız zaman da zaten mantığını gösterecek size bu arada. Şekildeki gözüktüğü üzere. Alt tarafta bunun sanıyorum bir kablo bağlama yeri var. Stress Unit'i yalnız nereden veriyor ben anlamıyorum. Yani o biraz enteresan. Hani nereden vermemi istiyor ki? Buradan değildir. Yani düşündüğümüz zaman. Bir bakarız ya. Craftladıktan sonra zaten öncelikle şey bulmam lazım. Star Bangle bulmam lazım. Star Bangle'a Gold Nugget vereceğiz. O bize token'ını verecek. Onları da charm'a dönüşeceğiz. Galiba birkaç tane chest'ten çıkmış mıydı? Acaba hala tutmuş muyum onları? Tutmamışım. Keşke tutsaymışım. Dirigmi ve şey token'i var ama Wurstling konuşamadım. Onların token'i var ama Star Bangle'ın yok. Yani biraz şu an elimize Gold Nugget alıp Star Bangle kovalayacağız sağda solda. Herhalde bir 5 taneyle başlayabiliriz düşününce. Evet, ilk Star Bangle'ımızı bulduk arkadaşlar. Dediğim gibi bunların kafasına şey atmanız gerekiyor. Gold Nugget atmanız gerekiyor. Tabii laglıyken bunu yapmak çok da kolay olmuyor ama. Her seferinde geri alıyorum. Abi dursana. Şu yüzüğü bir çıkartalım. Tut. Almayacağım mı? Al be. Heh. Ondan sonra bunun peşinde böyle bir süre takılın. Zaten kendi kendine token haline dönüşüyor bu şekilde. Ondan sonra da Apparatus'ta çarmıha çevirebiliyorsunuz zaten. Ondan sonrası da Star Bangle Wheel. Burada da muhtemelen benzer bir muhabbet vardı. Çünkü aynı mod.
Yani bunun önüne de şey yaptığınızda arkadaşlar Gold Block koyduğunuzda herhalde hızlandırıyordur. Ufak da bir stres unit SU artışı veriyor. Evet, ikinci Star Bangle'ımızı da bulduk. Bu seferkinin rengi de altın rengi. Tut bakayım. Gel gel gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Gitme lan. Heh, tamam. Birkaç dakika sonra kendi kendine fark edip geri dönüyor. Birkaç saniye sonra hatta. İkinci çağımız da hazır. Bunun rengi çok güzelmiş ya. Bunlardan bir ordu tabur falan mı kursak acaba, böyle 30 taneyle falan kendi kendilerine takılsınlar dursunlar. Ya da birkaç tanesine özellikle rengi bu kadar güzel olanları temin edebiliriz. İyi, oradaki nugget'ı aldı. Üçüncü charm'ımız da hazır. Token'ımız daha doğrusu. Bakalım yakınlarda başka var mı? Haritada bunları sincap kafası şeklinde görebiliyorsunuz bu arada. Birerli ikişerli çıkıyorlar zaten ve genellikle yeşillik biyomlarda arkadaşlar. Ben daha başka bir yerde spawnlandıklarını görmedim. Şu iki alana uğrayacağız. Ondan sonra bir iki tane daha bulur. Geri döneriz zaten. Evet, bir tane daha Star Bank'a bulduk. Bunun da renkleri baya güzelmiş. Bu ve bundan bir öncekilerden, bunlardan dünyada ben arayıp bulacağım ya. Şekilleri, şemalleri çok sevimli çünkü. Hatta bir de şey verdi, hediye verdi bize. Bakalım ne çıkacak içinden. Potion olmanı rica edeceğim. Sağ ol ya. Acaba bunları düzenli olarak farmlamanın bir yöntemi var mı? Mesela hani Star Bangle'ın hediye kutusunu belki Drigmi ile farmlayabiliyoruzdur. Eğer Drigmi üstünde çalışıyorsa. Yalnız bu haritada gözükmedi. Hani bunu nasıl buldum çok anlamadım. Biraz enteresan oldu. O zaman belki nokta şeklinde olanları da bir kontrol etmek lazım. Özellikle belki hediye kuyruklu olanları şey yapmıyordur hani. Haritada göstermiyordur. Evet, sonuncu Star Bangle'ımızı da bulduk. Bu seferki kuyruksuz çıktığı için biraz kolay oldu. Bunun da token'ıyla beraber alırsa inşallah yerden geri döneceğiz zaten. Bir yandan da sevimli hayalet Casper tarafından takip ediliyoruz. Evet, toplamda 6 tane token olmuş arkadaşlar. Nasıl yaşandı bilmiyorum ama ben 5 tane yakaladığıma eminim. Chest'te falan da bulmadım. Neyse, problem değil. İleride başka bir crate yapısı için kullanabiliriz bence. Şimdi bakalım gerçekten yapacağımız şeyi yapabilecek miyiz arkadaşlar? Dediğim gibi daha önce yapmadığım bir yapıdan bahsettiğimiz için tam olarak nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Şu çeri çöpü de bir atalım. Orada daha deneyeceğim lootlar, bir artefektler falan var. Dediğim gibi Star Bangle Token ve Gold Ingot. Bunları şimdi Arsnov'u mekanına götürüyoruz. Geldik buraya. Şunları 4 ve 5 olarak koyalım. 4 tane Gold Ingot ve token'ı koyduğumuz zaman bize ne veriyor? Star Bangle Charm verecek. Şekil ağda gözüktüğü üzere arkadaşlar. Bunu işlemi 6 kere falan daha yapınca hallolmuş olacak. Bunları yaptık. Şimdi Star Bangle tekerlerini yapabiliriz. Bunları salla içeri. Hatta şunları da sallayalım içeri. Şimdi Star Bangle Wheel yapabilmem için önce zaten herhalde küçük Water Wheel istiyordur benden. Herhangi bir plank ve shaft. O zaman öncelikle bir miktar daha shaft craftlayalım. Şöyle içeride dursun. Bir de loglarımızı, bir kısmını, yarısını filan plank'e çevirelim. Zaten bu ağaçlardan bana yakın biyomlarda çok fazla var. Kalanı sallayabiliriz. Şimdi 5 tane tekerlek dedik değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Bunları salla içeri. Şimdi Star Bangle Wheel yapabiliriz işte. 3, 4, 5. Tamamdır. Şimdi bu vatandaşları bir bağlayacağım ben. Overstress diyor. Tamam. O tahmin edilebilir bir şeydi zaten. Bunlar uçucu birbirlerini etkiliyorlar mı ya? O da ayrı bir soru. Bir de yanlış tarafa takmış da olabilirim bu arada. Şunları bir kıralım. Evet, uçucu birbirlerini etkiliyorlarmış. Yani onu görmüş olduk. Bir de ara sıra böyle renksizleşiyor. O da niye oluyor bilmiyorum yani. 4, 5. Nasıl bir enerji istiyorsun ki benden acaba? Şunu çıkarsak mesela bir tanesini çevirebiliyoruz en azından. Peki bunu eklediğimde bir şeyi engelliyor mu? Engellemiyor. He, o zaman nasıl yaşandı şimdi bu? Evet, iki taneyi bünyesi kaldırmıyor. Kesinlikle en azından bir taneyle şimdilik yapacağız. O zaman bir sırayı temizleyelim. Bir de ben ne kadar enerji veriyor onu da bir test etmek istiyorum. Acaba bu modpack'te neyle test edebiliriz bunu? Stres seviyesini test edebileceğimiz bir şey zaten Create modun kendisinde var ama enerji seviyesiyle alakalı bir yapabileceğim bir şey var mı çok bilmiyorum. Şu vatandaşı şuraya taşıyalım. Aslında var ya, herhangi bir makineye şarja takmak en kolay
Bunu test edeceğimiz şey. Bir de galiba buraya bence şaft koymamıza gerek yok ya. Bence buradan da başlatabiliriz gibi. Shift'le mi koyayım acaba? Evet, shift'le koyunca oldu. Aynen, buradan da başlatabiliriz. Aynen. Enerjiyi üreten peki bu vatandaş mı? Bunun herhangi bir arayüzü yok gibi ama kablo bağlanacak yerleri var. Muhtemelen yani enerjiyi hakikaten burası üretecektir diye düşünüyorum. Bir bakalım bakalım. Şöyle tekrar sisteme bakmam lazım. Bunlar ayaklar zaten. Onlar şey bloğu. İleri al bakayım. Bu vatandaşa bağlıyoruz. Ondan sonra bir yerden kabloya bağlamamız lazım. Yanlış tahmin etmiyorsam bu motordur bu arada. Nereden bakıyorduk ya? Identify neredeydi? Sen nesin? Sen motorsun. Aynen. Yani buradan aslında çıkan elektrik enerjisini tekrar sisteme göndermişler. Oradan tekrar makineye aktarmışlar gibi bir şey olmuş. Ben bunu muhtemelen direkt kabloyla herhangi bir makineye bağlayabiliyorum. Dur mesela bunu ne ile test edebiliriz? Şöyle Iron Furnaces modundan aslında generator değil de bunları fabrikaya dönüştürmemizi sağlayan nerede? Evet, Augment Factory. Mesela bunu kullanarak test edebiliriz. Ne eksikmiş? Herhangi bir cobblestone eksik. Tamam. Furnace'ı mesela bununla çalıştırmayı deneyelim. Şuradan sadece bir tane olduğu için, gerçi burayı yine de bozmayacağım, vazgeçtim. Evet, bir factory upgrade yaptık. Artık bunu furnace'a koyduğumuzda fabrikaya çevirmiş olacak. Şunları şuradan bir alalım. Kapırı salla içeri. Direkt muhtemelen bağlamama izin vermiyordur sanıyorum ki. Bağladığımda, o direkt bağlamama izin verdi ve RF üretmeye başladı bile. Çok yavaş üretiyor. O tahmin edeceğim bir şeydi. Şu an tek coil çalıştırıyoruz ama devasa coil'larla sınırsız kaynak elde edebiliyoruz. Sınırsız enerji elde edebiliyoruz. Hiçbir çaba göstermeden. Yap bunun arkasına 128'lik bir şey windmill ya da ne bileyim böyle absürt bir water wheel sistemi kur. Ki buradaki yeni versiyon Craig bu water wheel sistem bayağı stres unit veriyor. Sana çılgınlar gibi enerji üretsin. Hatta şeyi unuttuk. Gold block koymayı unuttuk mesela. Daha gold block da koyabiliriz. Şu an 4 tanesi, 5'inin içeride de varmış, güzel. 5'inin de önüne bu gold block koyabilirim. Tam şuraya mesela koyalım. Bu yanlış oldu, bir saniye. Tam şuraya koyalım mesela. Dönüş hızı da bir tık artsın. Enerji durumuna bakayım. Kaçar kaçar artıyor. Evet, şu an biraz daha hızlandı gibi enerji durumu, aynen. Bunların öndeki bloklar, Block of Gold'lar dediğim gibi biraz hızlandırıyor. Biraz daha arttırdık bile mesela gelen enerjiyi. Oğlum süpermiş lan. Bunlarla var ya yani deli şeyler yapabilirim. Bir de merak ettiğim bir şey daha var tabii. Onu da deneyeceğiz. Seni ben dikey yerleştirebiliyor muyum? Baş aşağı da koyabiliyoruz arkadaşlar. Bundan çok orijinal bir şeyler yapabiliriz ya. Devasa bir kaynak alanı yapabiliriz. Acaba ben bunu bir şekilde tünel borda kullanabilir miyim? Bir onu da merak ediyorum. Bir de herhangi bir kablonun buraya veya herhangi bir makinenin buraya bağlanabilmesi çok güzel bir detay. Tek üzüntüm 5 tane star ba a. Şaft eklemeyince oldu. Şaft eklemeyince oldu, bir saniye. O zaman şimdi üretilen enerjiyi bir test edelim. Muhtemelen tam 2 katı olacaktır gerçi düşündüğünüz zaman ama. Sayılarını azalttığımda azken çalışıyordu aslında. Şimdi geri birleştirince niye çalışmadı? Tekrar deneyelim. Şu an mesela azalttım tekrar. Hala enerji üretiyor mu acaba mesela? Tamamen etrafını kaplamadığımız halde. Deneyelim. Evet, hala enerji üretiyor. 20 RF üretiyor tik başı. O zaman bunların sayıları önemli. Bunların türleri önemli. Stres gücü önemli. Peki acaba magnetin seviyesine göre vermemiz gereken stres ünit de artacak mıdır? Bunlar artık ileriki bölümün soruları olsun. Ben bunu kullanarak devasa bir maden işleme fabrikası inşa edeceğim arkadaşlar. Bugün şu an bugün dememin sebebi bu video bugünün videosu. Şu an oturup bununla alakalı devasa bir şey yapacağım. Bir sonraki bölümde onu size de göstermiş olurum. Stres için bir yöntem belirlemem gerekiyor. Muhtemelen dikey water wheel'lar kullanırız. Carbuncle'lar burası için bir tık minimalist kaldı. Ya devasa bir windmill yaparız ya da bir sürü large water wheel'lardan kullanırız. Büyük su değirmenlerinden kullanırız. Ama bu çok güzel bir sistem. Eğer bir de bunu camlı bir şekilde görselleştirebilirsek daha da güzel olur. Güzel olur. Evet. Evet, bugünlük de bu kadar yeterli olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu teknik olarak aslında Limitless 7'nin ilk bölümü olsa da diğer Limitless 8'deki yaptığımız bazı işlemlere koyduğumuz için bir tık ileride başladık gibi oldu.
Bunun üstüne kata kata devam edeceğiz zaten uzun bir süre. Enerji sistemi için ilk defa bir modpack'in başlangıcında Create'i kullanıyorum. Bunu çok büyük, verimli bir hale getirebilirsek benim için müthiş bir keyif olacak. Onu da bir sonraki bölüme kadar zaten test etmiş olurum. Çünkü ucuz da bir yöntem. Çok ucuz bir yöntem yani düşündüğümüz zaman. Şu an ne kadar çok kötü enerji üretiyor olsa da bunu katlaya katlaya gideceğimiz için mekanik bir pavah görüyoruz şu anda. O benim biraz ilgimi çekti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.